Merhaba değerli arkadaşlar. Hepinize sevgiler, saygılar. Mahmut Özer ek öğretmen atamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bazı arkadaşlarımız dinlemiştir, bazıları dinlememiştir. Ve ücretli öğretmenlerin kadroya alınmasıyla ilgili bir takım açıklamalar yaptı. Şimdi kamuoyu nabız yoklaması yapılıyor. Önümüz seçim arkadaşlar. Şimdi NTV'deki canlı yayınında 45 bin öğretmen atamasının 8 Mayıs tarihinde yerleştirileceğini belirterek ek öğretmen atamasıyla alakalı açıklama yaptı. Öncelikli olarak arkadaşlar bu atamayı bir gerçekleştirelim. Daha sonrasına bakarız inşallah denildi. Şimdi ek atama muhtemelen yani seçimlere de arkadaşlar şurada 3 hafta gibi bir süre kaldı. Seçim öncesinde duyurusu gelebilir mi? Dediğimiz gibi daha önceki programlarımızda da yayınlarımızda da seçim öncesinde gelmesi tabii ki de hükümetin işine gelecek olan bir şey. Çünkü önümüz seçim, oy alması gerekiyor ve bu yüzden dolayı da seçim öncesi yapılması politik açıdan önemli ve kulislerde de konuşuluyor. Ha ne olur seçim öncesinde Cumhurbaşkanı bunun müjdesini verir, duyurusunu yapar, atama farklı bir tarihte gerçekleşebilir. İkinci bir senaryo üzerine de konuşmuştuk. Ne demiştik? Atama, ek atama yeni Milli Eğitim Bakanı'na onun dönemine gelecek şekilde ayarlanır ve yeni Milli Eğitim Bakanı'nın da iyice ısınması ve kamuoyunda daha samimi görünmesi sağlanabilir. Bu şekilde de bir planlama yapılmış olabilir arkadaşlar. Yani kulislerde bu iki seçenek üzerinde konuşuluyor. Yani ek atamaya nasıl söyleyeyim? Olumsuz bakılmıyor. Böyle bir durum var. Bunu sizlerle paylaşmak isterim. Bir de ücretli öğretmen konusu var. Ücretli öğretmenler kadroya alınacak mı diye kamuoyunda internet sitelerinde ve birçok mecrada bununla ilgili sorular soruluyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda da bununla ilgili kulis haberlerini vermiştik. Vekillerin bununla ilgili olmasını istemesiyle alakalı taleplerde bulunduğunu, kulislerde konuşulduğunu, bu şekilde duyumların olduğunu söylemiştik. Mahmut Özer de canlı yayında ücretli öğretmenlerle alakalı bir çalışma yok. Öğretmen alımlarında kullanılan tek yöntem KPSS ile alım. Ücretli öğretmenlerin atanması ile ilgili hiçbir çalışmamız yok. Tek bir kanal var. Herkes KPSS'ye girecek ve puan sıralamasına göre yerleşecekler denilmekte. Yani ücretli öğretmenler konusunda büyük bir kadroya alınması için büyük bir talep var ücretli öğretmenler cephesinde ve demiştik ki milletvekillerinin de bununla ilgili taleplerinin olduğunu yukarıdaki makamlara bunları ilettiklerini söylemiştik. Şimdi bir de şöyle bir konu var arkadaşlar. Şöyle bir şey konuşuluyor kulislerde. Özel okulda çalışan deneyimli, tecrübeli öğretmenlerin de sınavsız kadroya alınması konusu. Şimdi de bu çıktı çünkü öğretmenler de tecrübeli olduklarını, deneyimli olduklarını 15-20 yıldır hani 5 yılı geçin 15-20 yıldır bu görevi yapan öğretmenlerin olduğunu söylediler. Özel okulları savunan sendika ve
dernekler bu şekilde açıklamalarda bulundular. Şimdi tabii akıllara şu soru geliyor. Şimdi ücretli öğretmenler alınırsa özel okulda çalışan öğretmenlerin de mi alınması gerekiyor acaba? Bunlarla ilgili de bir çalışma gelecek mi? Çünkü ücretli öğretmenler kadroya alınırsa otomatikmen özel okulda çalışan öğretmenlerin de kadroya alınması gündeme gelebilir. Karmaşık bir konu aslında, artık öyle kolayca çözüme ulaşacak bir konu değil. Çünkü daha önceki yıllarda bu ücretli öğretmenlerin kadroya alması konusu yapıldığında bu şekilde bir durum yoktu arkadaşlar. Yani özel okulda çalışan öğretmenlerin bu şekilde talepleri yoktu. Şu anda o da var. Yani hani olursa ne olur, 5000 ücretli öğretmenlere verilir, 5000 özel okuldaki öğretmenlere verilir gibisinden kulislerde konuşuluyordu. Geçen haftalarda demiştik 10 bin atama acaba verilebilir mi diye. Şu anda Milli Eğitim Bakanı bunu arkadaşlar yapılmayacak diye söyledi. Bu şekilde ifade etti. O canlı yayını da dinlemek isteyenler dinleyebilir. Ama dediğim gibi bu arkadaşlar siyaset, dediğim gibi hiç belli olmaz neyin ne olacağı. Gelişmeleri takip edeceğiz yakından. Yani Cumhurbaşkanı uygun görür, yapar. Uygun görmez, yapmaz. Milletin Bakanlığı teklif eder, teklif etmez. Biliyorsunuz ki gündem bir anda oluşuyor. Bir anda atama olacak mı, olmayacak mı? Sabah uyandığımızda bunu öğrenmiş oluyoruz. Olmayacak denilen şeyler olabiliyor, olacak denilen şeyler olmayabiliyor. O yüzden süreci yakından takip edeceğiz. Yeni bir gelişme olduğunda sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.